diye. Önce biliyorsunuz yarın önemli bir gün, AK Parti için önemli bir gün. 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 23 yıl önce kurulmuş bir parti. Kurumdan itibaren de ülkeyi yönetiyor. Ülkenin geldiği yerde belli zaten. Yani bir çürümüşlük içerisindeyiz, bir yozlaşma içerisindeyiz ve yönetilememe içerisindeyiz. Her ne kadar onlar çok şeyler başardıklarını söyleseler de ben onlarla aynı fikirde değilim. Yani çok büyük binalar yapmak, çok büyük camiler yapmak, çok büyük okullar yapmak, çok büyük hastaneler yapmak, çok çok böyle tüneller yapmak, otoyollar yapmak, yani kime göre, neye göre başarı. Ama onun dışında işte Türkiye'de aşağı yukarı 6,5 milyon çocuk yoksulluk seviyesinde, yoksulluk durumunda. 6,5 milyon çocuk yani doğrudan etkileniyor, yoksul, yiyemiyor, erişemiyor. Bu OECD verisi, ülkede enflasyon belli, ülkede hayat pahalılığı belli. 13 milyon insan, 17 milyon insan. Sosyal yardımla yaşıyor bu ülkede. Sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Yani sadece ekonomiden bahsediyorum. Bak olimpiyatlardaki durum ortada. İşte yani 8 tane madalyayla geldik. Dün gördüm daha. Bir tanesi de çıkmış sporcu. Hakkım yendi benim. Ya bırak arkadaş ya. Hakkım yendi. Hakemler hakkımızı yendi. Yani neyin hakkını? O zaman kazanacaksın sahada veya minderde. Öyle hakkım yendi filan da olmuyor bu işte. Alan alıyor madalyayı. Bize mi garezleri var bu adamın? İşte bir kulp bulmaya çalışıyorlar. Yani nitelikten ziyade nicelikle büyüklüğünü gösteren veya büyüklüğü gösteren, gelişmişliği gösteren ama gelişemeyen bir ülkeyiz biz. Hani sadelikten mutlu olmayan bir ülkeyiz. Sadelikten mutlu olmayan, hep şapşal. Hep böyle bir büyüklük, hep böyle bir işte gösteriş. Yani bu bilmiyorum, siyasal İslam'ın bir içinde bir uhdeydi, şimdi başarmaya mı çalışıyorlar veya ne bileyim bu Araf'ta kalmış toplumların durumu mudur veya ne bileyim işte Orta Doğu ile ilişkilerimiz çok var ya, Arap dünyasından esinlenilmiş, ya bizde de keşke böyle bir şey olsa denilen bir oradan esinlenilen, bize uygulanılan bir şey mi onu da bilmiyorum. İnsan karakterinden kaynaklanan bir şey mi onu da bilmiyorum. Yoksulluktan ve yokluktan gelindiği için belki de böyle şaşaya veya şaşalı yaşama kaynaklanan bir şey. Bir aşağılık psikolojisi de olabilir. Buna da bilmiyorum yani. Kendini küçük görmeden dolayı, ben şimdi yetkiyi ele geçirdim. Geçmişte yapamadıklarım vardı. Şimdi artık yapabilirim. Psikolojisiyle hareket eden bir davranış biçimi de olabilir. Ama gerçekten bakın, sadelik aslında şöyle bir baktığımızda bir olgunluk, bir gelişmişlik düzeyi. Gösteriş filan değil. Ha, ülkede yaşanan durum bu. Kime göre, neye göre? AKP diyor ki ben çok güzel yönettim ülkeyi. Evet, bazı aksaklıklar var. Onları da gidermeye çalışıyorum. Yani ben bozuyorum, ben düzeltiyorum. Yok öyle bir şey. Sen bozuyorsun, sen düzeltiyorsun değil. Sen bozuyorsun, yerine yeni bir şey getiriyorsun. Ama her birinde hedefin halkın refahını yükseltmek değil. Her birinde hedefin kendini iktidarda tutabilmek. Yani bu şimdi bugün uygulanan ekonomik reformlara bakıyorsun. 2 sene önce sen bozdun bunu. Onun sonuçlarını yaşıyorsun. Ve insanları fakir fukara ettin. Parasız ettin. Şimdi diyorsun ki işte ne bileyim faiz sebep, enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir gibi bir tuhaf. Yani literatürde olmayan bir şey insanlara kafasına yazmaya çalıştın. Ezberletmeye çalıştın. Sanki bir kurtuluş reçetesiymiş gibi. O da tutmayınca Mehmet Şimşek'e getirdin. Yeni baştan sil baştan. O rasyonel ekonomi politikalarını uyguluyorsun. Ama rasyonel ekonomi politikalarını uygularken yine doğrulardan uzaktasın. Yine doğru bilgiler vermiyorsun. Yine istatistiklere baktığımızda yalan bilgiler veya işte verilmesi istenen bilgiler insanlarla, yurttaşlarla paylaşılıyor. Bir başarı sonucunda gelecek mi? Hayır, tabii ki gelmeyecek. Yalandan, 2 yanlıştan bir doğru çıkmaz. Yalandan da doğru çıkmaz. O yüzden aklını başına alması gerekiyor ama yani vatandaşın refahını veya mutluluğunu arttırmayı düşünen bir iktidar olduğunu düşünmüyorum ben. AK Parti iktidarının. Sadece ve sadece Erdoğan ve ona destek veren diğer grupların, partilerin tek bir amacının olduğunu düşünüyorum. Biz kalabildiğimiz kadarıyla iktidarda kalalım. İşte Zafer diyor ya, hesap vermeden yönetmenin sonucu. Aynen öyle. Hesap vermeden yönetmenin sonucu. Ama burada Erdoğan iktidarında veya Devlet Bahçeli MHP'sinde veya diğer küçük partilerin işte Cumhur İttifakı'nın uhdesinde olan bir şey değil. Onlar yönetiyorlar. Önemli olan onlara her şeye rağmen yetki veren insanlar. Yani o demokrasinin olmazsa olmaz kuralı var ya, seçimler, tarafsız ve bağımsız seçimlerden bahsediyoruz.
özgür iradeden bahsediyordu. İşte orada seçmen kitlesinin davranışı çok çok önemli. O yetkiyi vermese akılları başlarına gelecek. Ama o yetkiyi verdiği sürece hem kendileri daha da dibe gidiyorlar hem de ülkeyi de dibe çekiyorlar. Aslında o kitleye de bunu anlatmak gerekiyor. Yanlış yapıyorsun arkadaş. Doğru yapmıyorsun. Hesap sormalısın. Hesap sormadığın için zaten onlar devamlı iktidarda kalıyor. Onlara hesap sorsan vatandaşın belki de mutluluğu için, refah için çaba harcayacaklar. Yap işlet. Şimdi Ahmet diyor ki yap işlet devletler var ya Fatih diyor. Bunlar diyor aslında devletin ayıbıdır diyor. Yani senin paran yok mu da kendin yapamıyorsun? Yok. Ha, günümüz dünyasında evet yani özel sektörü de işin içerisine katmak gerekiyor. Çünkü para var, fonlar var vesaire. Ama uygun koşullarda yapmak gerekiyor. Böyle sözleşmenin tabii yani havalimanlarında devlet de yapabilir, parası varsa özele de yaptırabilirsin veya iki ortak devlet ve özel yapabilirsin. Ama burada önemli olan ne biliyor musun? Vatandaşın çıkarını koruma. Çünkü devlet dediğimiz yapıyı hükümet yönetiyor. Burada devletin insanlarını koruması gerekiyor. Burada Erdoğan veya ailesi veya ne bileyim Ulaştırma Bakanı veya başka birisi AK Partili vekil cebinden para koyup bu meydanları yapmıyor ki. Bizlerden toplanan vergilerle bu meydanlar yapılıyor. Bizlerden toplanan vergilerle hastaneler yapılıyor. Önemli olan devletin milletini kazıklamaması. Önemli olan devletin milletini kazıklamaması yurttaşını. Daha biz yapılan anlaşmaları bile bilmiyoruz. Özel sektördeki anlaşmaları bilmiyoruz. Hastaneler yapılırken ki anlaşmaları bilmiyoruz. Yollar yapılırken ki araç geçiş garantisi tam olarak bilmiyoruz. Her şey vatandaştan saklanıyor. İşte böyle bir durumda da ondan sonra kazığı yiyen biz oluyoruz. Kazığa oturan da biz oluyoruz. Ondan sonra çıkıp Erdoğan diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı küfe bizim sırtımızda. Ya küfe neyin sırtında? Sen 5 uçakla veya 4 uçakla Amerika'ya gidiyorsun. Mis gibi yaşıyorsun. Yani o işte ne bileyim saraylarda yaşıyorsun. Yazlık sarayın var, kışlık sarayın var. Mis gibi bir elin yağda bir elin bal. He? Neler var? Evet, yani ejder meyvesi yiyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Lütfen bize demeyin yani. Koruma ordusu var. Her şey var yani. O yüzden lütfen millete dalga geçmeyin senin Cumhurbaşkanım. Ha tamam. Sen belki, sizler belki kendi kitlenize sesleniyorsunuz ama onlar da günün birinde bence aydınlanacaklar diye düşünüyorum. Yakındır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim AKP kutlayacak işte 23'te yarın kuruluşunu. Şimdi TRT'ye bakalım. Artık bir şey yok. Bir partiden bahsetmiyoruz. Bir parti devletten bahsediyoruz. Devletin bütün kurumlarında kendi adına. Ve TRT de onlardan bir tanesi. TRT AKP'yi kutladı. Yani devletin televizyonu, benim vergilerimin işlediği, benim vergilerimin olduğu. Diyeceksin ki ne kadar seyrediyorsun? Hiç seyretmiyorum. Bir işte şey maçlarında seyrettim. Avrupa Kupası maçlarında o kadar. İşte Ahmetciğim ver bakalım TRT, devletin televizyonu, milletin televizyonu olan TRT AKP'yi nasıl kutladı? Ver bakalım bir görelim. Gelmemek üzere biz kaldırdık. İfade özgürlüğü ve insan hakları, siyasette, adalette, eğitimde engelleri kaldıran düzenlemeler, demokrasi yolunda sayısız reform. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik anlarda önemli kararların altına imza attı. İnancından dolayı dışlanan Müslümanın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hristiyan ve Yahudi'nin mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. AK Parti 22 yıllık iktidarında demokrasi ve insan hakları odaklı birçok adım attı. En önemli reformlardan biri eğitim alanında yapıldı. 28 Şubat postmodern darbesinin ürünü olan üniversite sınavlarında katsayı farkı uygulaması kaldırıldı. Bu reformlar... Masallar zinciri. La Fontaine'den masalları izlediniz. Ben dedim size yani yarın da verecek zaten demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü. Şöyle bir baktığımızda bugün dilinden dolayı dilruba tutuklanabiliyor. Ne bileyim işte Aleviler illa diyorlar ki ona camiye gideceksin. Cemevini ben ibadethane olarak kabul etmiyorum.
veya ne bileyim işte daha Sivas'taki Madımak'ı bir kültür yeri olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Ve Alevi kesiminin çoğunluğunun oy vermediği bir partiden bahsediyoruz. İşte Kürtlerden bahsediyor. Kürtlerin çoğunun oy vermediği bir partiden bahsediyoruz. İşte Hristiyanlardan, Yahudilerden. O Yahudi bölümünü keşke atsaymış şey TRT. Kırpsaymış orasını. Bu başına dert olabilir TRT Genel Müdürlüğü'nün, Hristiyan'ın ve Yahudi'nin. Şöyle bir gayrimüslimlere baktığımızda gayrimüslimlerin de çok fazla desteklediği bir parti olmadığını görüyoruz AK Parti. Yani ama işte böyle bir La Fontaine'den masallar zinciri yaratabilirsiniz. Yani ben de kendime Ahmetciğim bana güzel bir video hazırla dediğimde Ahmet de işte şöyledir, böyle konuşur, böyle yapar, böyle insanlara anlatır, şöyledir, işte cümleleri böyle kurar filan. Yani onu kurmak kolay. Verirsin, yap dersin arkadaş bir güzelleme, La Fontaine'den masallar ve bu şekilde bir AKP'yi insanlara anlatabilirsin. Ama kendinizi kandırıyorsunuz. Bak, TRT hepimizin kurumu. TRT'den bahsediyoruz. TRT'nin böyle bir şeye alet olmaması gerekir. Ama artık o düzeyi çoktan geçtik, o seviyeyi açtık. Çünkü TRT'de liyakatla değil, iktidara yakın olanla, siyasetçilere yakın olanla veya TRT'ye hangi bakan bakıyorsa, hangi isim bakıyorsa atamalarda da o ismin ağırlığını görüyoruz. Yani orada farklı görüştenmiş, inançlıymış, inançsızmış, sağcıymış, solcuymuş bakmıyor. Sadece bizim inancımızdan, bizim hayat görüşümüzden olan insanlar TRT'ye girebilir. Diyen bir anlayış. Bu hepsinde, sağlıkta da, eğitimde de, birçok şeyde geçerli olan bir şey. Sporda da, olimpiyatlarda ne yaptık? Bronz madalyaya da fil dişi sahillerini geçtik. Hamdolsun. Çok. Evet, başarılı. Arkaya yap müziği, gaza getirenden olsun Ahmet Bey. Ha, arkaya da müzik yap ver demiş. Bir de tamtamlı bir müzik, vurgulu bir müzik koymuşlar. Domburayı koymamışlar bak. İşte al sana AKP. Bunu yapmaması gerekiyor TRT'nin. Ama artık yani boşuna konuşuyoruz. Bunu söyledik. Adamlar dinleyecek mi? Hadi lan Fatih falan diyorlardı. Yaparız lan sana ne diyorlardır. Güç bizde diyorlardır. Yani adaletin gücü değil, güçlüğün adaleti diyorlardır. Ama kimi kime şikayet edeceksin yani? Kimi kime şikayet edeceksin yani? TRT'de haberleri dinliyorsunuz radyoda. Geçenlerde de söyledim. Hep böyle o güzel oldu, bu güzel oldu. Onu yaptık, bunu yaptık. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Hiç kötü haber yok. Ekonomi var mı? Yok. Hayat pahalılığı var mı? Yok. Milletin isyanı var mı? Yok. Atanamayanlar var mı? Yok. Muhalefet var mı? Yok. Muhalefette kötü bir şey olursa var. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Dinlemedim uzun zamandır arabayla yol almadığım için. Şimdi muhalefet mutlaka vardır. Mesela ne vardır biliyor musun? İşte CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı? Böyle bir haber yapılmıştır mutlaka veya getirirler diye düşünüyorum. Yani işte böyle bir ülke. Hamdolsun dünya lideriyiz. Kendinizi kandırmaya devam ediyorsun. Bunları yaparak. Neye göre gelişmişlik? Neye göre demokrasi? Neye göre insan hakları? Neye göre ifade özgürlüğü? Böyle. Şimdi heyecan var mı? Olur mu? Bence artık AKP'nin heyecanı da kalmadı. Erdoğan'ın da heyecanı kalmadı. Çünkü Erdoğan heyecanlanacak bir şey kalmadı. Yani birçok şeyi yaşadı, etti, tattı. Bir çöküş demeyeyim ama bir iniş içerisinde olan AKP. Heyecanı olmayan, eski enerjisinde olmayan bir Erdoğan. O Erdoğan'ın heyecan yaratması mümkün mü? Çok fazla değil. Onu da yarın şeye bağlarlar büyük bir ihtimalle. Tasarruf var da ondan biz böyle davranıyoruz filan. Bakmayın siz öyle dediklerine. Heyecansız bir AKP kadrolarından bahsediyoruz. Heyecansız bir, heyecana getirmek istese de heyecansız bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Çünkü enerjisi de ona çok uygun değil. 22 yılda demokrasi ve insan hakları alanlarında birçok reform yok. İyi de hala Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorsun be arkadaş. Can Atalay kararına uymuyorsun. Bak Cuma günü onun görüşmesi var. Allah'tan meclis başkanı Numan Kurtulmuş tamam demiş, partileri çağırıyoruz, toplanalım, hiçbir şey çıkmayacaktı. Sadece göstermelik. Yani daha Anayasa Mahkemesi'nin kararını sen uygulamıyorsun be arkadaş. Yani neyin demokrasisinden, neyin reformlarından bahsediyorsun? Kendini kandırıyorsun. Yani beni kandıramıyorsun. Ahmet'i de kandıramazsın. Burada birçok insanı da kandıramazsın. Ama kendin de olmadığını biliyorsun. Yapmadığını da biliyorsun da. Ama inanan bir kesimin olduğunu da biliyorsun. Onlara hitap ediyorsun.